20 günde 20 ayet, 16. günümüzdeyiz. Geçen dersimizde 5. surenin 120. ayetini yazmaya çalışmıştık beraber. 4. surenin 132. ayetini yazacağız. Bugüne kadar asıl amacımız bizim bu 6 ayet üzerine çalışmaktı, bunları yazabilmeye çalışmaktı. Ancak tabii tekrarlar geçiyor, aynı kelimeler geçiyor. Aynı harficeller olduğu için ekranda görmüş olduğumuz ayetlere de biz inceledik. Daha fazla da seçebilirdik aslında. Çok daha fazla ayet üzerinde de bir kelimeyi, bir harfi celi kullanımını gördükten sonra pek çok ayet üzerinde de çalışma yapabiliriz, anlayabiliriz. Dedikten sonra bugünkü dersimizin konusu 4. surenin 132. ayeti Velillahi, elif harfi yok, lillahi ve Allah'ındır. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekile. Bu ayeti yazmaya çalışacağız ancak bununla beraber bu dersimizde Ali İmran suresinin 31. ayet üzerinde de şöyle biraz duralım. Önümüzdeki derslerde biraz birkaç kez tekrar edeceğiz. Kul de in kuntum siz şayet siz tuhibbune ehabbe sevdi yuhibbu seviyor tuhibbu seviyorsun tuhibbune seviyorsunuz çoğul var vav ve nun kul in kuntum tuhibbune Allah'e özne durumunda değil ne durumunda belirtme hali Allah'ı seviyorsanız fettebiuni biraz belki zor gelebilir yuhibbukum şimdi yuhibbu seviyor B harfinin üzerine şedde var ancak kum bir çik zamiri bağlanınca o şedde açılıyor yuhibbukumullahu şimdi burada özne Allah da sizi sevsin bakın Allah burada Allah'ı Allah gafera bağışladı ve ya'fir lekum sizin zunubekum buradaki B'nin üzerine daha sonra duralım burada da bir belirtme hali var zunubun değil belirtme halinde ne oluyordu üst tek çizgi oluyordu Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın vallahu yine özne gafurur rahim en azından böyle uzun bir ayette ben ilk başta zorlandığımı düşünerek mesela sondaki cümleyi yazmaya çalışıyorum daha sonra bu araları yazmaya çalışıyorum bir sonraki dersimizde tekrardan bu ayet üzerine değineceğiz tekrardan duracağız ama en basitinden en kaba şekilde burada özne olduğunu burada Allah'ı belirtme halinin olduğunu görebiliyorsak ya da hiç okuyamadan bile cümleleri, fiilleri bilmeden bile, kelimeleri bilmeden bile buradaki ilk bakışta mesela kurdela, kurdela ve üst çizgi. Yani demek ki bunların arasında bir fark var. Özne olan burada, kurdela olanlar. Özne bize neyi belirtiyordu? Kurdelayı belirtiyordu ama üzerinde böyle bir tek çizgi varsa daima ne olmuş olacak? Belirtme hali olmuş olacak. D halinde. İle halinde bunlarda hep ne oluyor? Yönelme halinde bunlarda hep alt çizgi oluyordu. İ halinde belirtme hali diyoruz. Bunlarda hep üst çizgi oluyordu. Eğer bu ikisi arasındaki farkı biliyorsak, kabatasak şöyle diyebiliriz yani. Türkiye 100 milyonsa siz bu farkı görebiliyorsanız ilk 100 binden ilk 100 binin kesin içerisindesiniz. Belki ilk 10 binlerdesiniz diyebilirim yani. Gerçekten abartmıyorum. Meful diyorlar ama meful ne manaya geliyor? O maalesef açıklanmıyor. Net bir şekilde. Velillahi, tekrardan ayetimize gelecek olursak. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekile. Bu ayetimizi yazmaya çalışacağız şimdi beraber. Ayetimizi yazmadan evvel size bu şekilde bir kitap göstermek istiyorum. O kadar güzel hazırlanmış ki böyle resimlerle. Farelere gözlük takmışlar, elbiseler giydirmişler. Çocukların dikkatini çekecek şekilde resimlerle, oyunlarla şeklinde. Bu kitaptan size şuradan bir 13. sayfayı göstermek istiyorum. Tablo verilmiş. İşte İngilizce ile Rusça karşılaştırılıyor. Biz maalesef yıllar geçmesine, yüzyıllar geçmesine rağmen hep o görmüş olduğunuz standart tabloyu bir türlü değiştiremedik ya da biz de keşke buna benzer şeyler yapabilsek, böyle çocukların dikkatini çekebilsek. İşte bir O'nun Huve olduğunu bu şekildeki böyle güzel karakterlerle çocuklarımıza gösterebilsek ve Kur'an-ı Kerim'den hemen Huve'nin ayetini gösterebilsek şöyle büyük bir kadroyla ne kadar güzel olabilir, ne kadar güzel olur. Bir Huve'yi gösterebilmek Kur'an-ı Kerim'de
bir huveyi, enteyi, entumu bunları gösterebilmek çok büyük bir şey aslında. Ezber üzerinde, okuma üzerinde duruyoruz maalesef. Gelelim şimdi yazacağımız yere. Ne yazacaktık? Velillahi. Velillahi, elifi yazmadık. Velillahi ma fis semavati. Ve ma fil art deyip bir aratalım. 9 ayette geçiyor. Bizimki neresiydi? Alim Nisan suresinin 132. ayetiydi. Burayı yazmaya çalışıyorduk. Ve kefe billahi vekile. Şimdi bu kısmı yazacağız. Ve kefe billahi bakın zaten buraya kadar yazdığımızla beraber geldi. Şimdi vekilen yazacağız. Vekilen. Ve kefa billahi vekilen. Evet, bu şekilde yazabilmişsek son derece güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde gidiyor. Ne güzel rengarenkle yapmışlar. Evet, velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde gökte ne varsa her şey Allah'ındır. Ve kefa billahi vekile, vekil olarak Allah yeter. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.